yapıldı. Yine Oruç Reis'in sismik araştırma gemimizin çalışma yapacağı alanda ve yine askeri tatbikat ilanı da dün Yunanistan tarafından yapıldı. Siz bütün bu olumlu diyalogdan yana çağrılarınıza rağmen Yunanistan'ın bu provokatif ve tahrikkar adımlarını, açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Zaten konuşmamda da anlatmaya çalıştığım şey, bugüne kadar Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk halkını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayıcı faaliyetlerinden dolayıdır. Yani sebebi budur. Ve tüm çabalara baktığınız zaman, tek taraflı sondaj çalışmaları Rum kesiminin, Yunanistan'ın üçlü ya da dörtlü anlaşmaları, çabaları, Sevilli haritası, hepsi Türkiye'yi yok sayan ve Türkiye'ye hiçbir hak vermeyen Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çabalardır. Biz de bunların geçerli olmadığını, Türkiye'yi dışlayan hiçbir faaliyetin ya da anlaşmanın geçerli olmadığını söylemiştik. Esasen bugün attığımız adımlarla da sahada ve masada bunların geçerli olmadığını gösteriyoruz. Buna rağmen de diyoruz ki biz biraz önce de vurguladım. Gelin hep beraber oturalım, konuşalım, hakça paylaşım için adımlar atalım. Yani Türkiye'yi dışlamak yerine. Ama bunun için de maksimalist iddialardan ya da taleplerden vazgeçmesi gerekiyor Yunanistan'ın. Siz de söylediniz, ben de konuşmamda vurguladım. Yani böyle bir adaya 40 bin kilometre karelik bir alan talep etmek uluslararası hukukta yok. Ayrıca esasen Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşmada da bu yok. Şimdi Mısır'la yaptığın anlaşmada bu adaya tam yetki vermeyeceksin. Türkiye'ye gelince burası benim. Dolayısıyla Sevilli haritasını koyacaksın. Sen sadece buraya hapsolacaksın. Onun dışındakiler benim diyeceksin. Bunu uluslararası hukuk da kabul etmez. Bizim de kabul etmemiz gerçekten mümkün değil. Yani şimdi Navtex'i ayınlamak, orada tatbikat yapmak, Oruç Reis gemimizi taciz etmeye kalktılar. Yine sinyalizasyon, kilit atma gibi bazı çabalarından dolayı zaten 24'ünde bitmedi, 27'sine kadar uzattık buradaki çalışmalarımızı. Ama ondan sonra da biliyorsunuz yukarıya doğru en güneyden kuzeye kadar o belirlenmiş alanlarda Navtex'lerimizi yayınlayarak bu sismik araştırmaları sürdüreceğiz. Yani ama buradaki tacizler, bir gemiyle taciz etmeye kalktılar. Bunların Yunanistan'a bir faydası yok. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz gerçekten. Yani bu Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ya da böyle şekilde teşvik eden ülkelere kanmasın. İki komşuyuz, gelsin bizimle otursun, biz hakça paylaşım nedir biliriz. Hem kendi hakkımızı koruruz hem de kimsenin hakkında gözümüz olmaz. Ama bu Yunanistan İtalya ile anlaşma imzalayacak ve İyon denizindeki adalarına böyle hak vermeyecek. 580 kilometre uzaklıkta benim dibimde 2 kilometre uzaklıktaki adaya hak vermeye kalkacak. Bunun uluslararası hukukta da yeri yoktur. Yunanistan'ın diğer imzaladığı anlaşmalarda da yeri yoktur. Dolayısıyla aklı selim davransın ve diyaloğu tercih etsin, paylaşmayı tercih etsin. İşte Almanya'nın çabalarına, Almanya Merkel böyle demişti. Siz burada bir jest yapın, Yunanistan da aynısını yapacak. Böylelikle bir diyalog ortamı olursun. Biz o jesti yaptık ama Yunanistan tersine yaptı. Dolayısıyla burada Yunanistan'ın daha aklı selim davranması için de Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin de Yunanistan'ı uyarması gerekiyor. Yani koşulsuz destek yerine uyarırlarsa ve bu koşulsuz desteği almayacağını son toplantılarda da gördü. Yani böyle mesajlar verilmeye devam ederse o zaman Yunanistan daha sağlıklı düşünüp daha sağlıklı adımlar atar. Ama bu provokatif adımların kendisine de bir faydası yok. Sorunların çözümüne de hiçbir katkısı olmaz. Ben de Sayın Çavuşoğlu'na soru yöneltmek istiyorum. Türkiye Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini düzeltmeye çalıştı son dönemde. Fakat şu anda iki üye ülkeyle bir çatışma içinde. Türkiye
İyi niyetini göstermek için Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri düzeltmek için nasıl iyi niyetini gösterebilir? Basın toplantısı başladığında Türkiye'nin gösterdiği iyi niyet anlatmaya çalışıyorum. Bunu da en iyi bilen Heiko Maas, Şansölye Merkel. Ama Yunanistan buna karşılık verdi mi? Vermedi. Eğer anlayış şuysa, Türkiye her şartta taviz vermeye devam etsin. Ama Yunanistan da istediğini yapsın. Yunanistan Almanya'yı aldatsın, gitsin Mısır'la imzalasın. Esasen Almanya'nın çabalarına saygısızlık budur. Almanya'yı da hiçe saymaktır. Çünkü Almanya samimi bir çaba gösterdi ve gösteriyor. Buna rağmen Türkiye hep fedakarlık yapsın, taviz versin. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde biz her zaman üzerimize düşeni yaptık. Yeri geldi fazlasını yaptık. Ama karşılığını aldık mı? Hayır, almadık. Göç mutabakatında üzerimize düşeni yaptık mı? Yaptık. Peki karşılığında Avrupa Birliği sözünü tuttu mu? Tutmadı. Siz bir gazeteci olarak baştan sona ortak deklarasyonu, açıklamayı okuyun ve ondan sonra siz dürüstçe söylersiniz ki Türkiye'ye büyük bir haksızlık yapılmış. Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu iki tarafında yararına mı? Yararına. Peki bir gelişme oldu mu? Hayır, olmadı. Neden? Türkiye'yi cezalandırma. Tüm bunlara rağmen yeni oluşan Avrupa Birliği liderliğiyle ve yönetimle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizler iyi bir diyalog mekanizması oluşturduk. Fakat biz şuna karşıyız. Yani iyi diyalog için, ilişkileri düzeltmek için Avrupa Birliği'nin Yunanistan adına tüm şartları kabul etsin anlayışına karşıyız biz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Peki Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarları ne olacak? Avrupa Birliği ile iyi ilişkilerimizin ne kadar netice getireceğinin garantisi ne? Veya getirse bile benim Doğu Akdeniz'de en temel haklarımdan sürekli vazgeçmem ya da Yunanistan'ın dayatmalarını kabul etmem mümkün değil. Bu mümkün olmaz. Nedir şimdi? Efendim, Avrupa Birliği ile ilişkileri biraz daha düzeltmek için bu şartları kabul edin. Ya da Avrupa Birliği'nden gelecek bir açıklama, Türkiye'ye karşı bir açıklama ya da yaptırım olmaması için bunları kabul edin demek, her şeyden önce Türkiye'yi tanımamak demektir. Yani bizim böyle dayatmaları kabul etmemiz hiçbir zaman mümkün olmadı. Bugün de mümkün olmaz. Doğu Akdeniz'deki tüm bu haklarımdan ben nasıl vazgeçerim? Belki Avrupa Birliği ile biraz daha pozitif ortam oluşacak diye. Avrupa Birliği Yunanistan'a da aynı şeyleri söylerse ve Yunanistan'a da aynı eleştirileri yaparsa, örneğin bu Mısır'la yaptığı anlaşma ile ilgili Avrupa Birliği'nin ya da bu arada arabuluculuk yapan Almanya'nın Yunanistan'ı eleştiren herhangi bir açıklamasını görmedik. Ama Almanya Dışişleri Bakanlığı bizim yine Yunanistan'ın engellemesi sebebiyle o bölgedeki çalışmamızı tamamlamak için uzattığımız Naftex ile ilgili açıklamalar yaptılar. Yani burada dürüst olmaya çalışıyor ama her şartta mümkün olmadığını biraz önce söyledim. Dolayısıyla burada bizim yani Avrupa Birliği'nden beklentimiz dürüst bir ara bulucu olmasıdır. Yani biraz böyle havuç, yani ilişkiler daha iyi olur ya da biraz sopa göstermek, yani yaptırım olur ya da sert açıklama gelir gibi yöntemlerle Türkiye tüm haklarından Doğu Akdeniz'de vazgeçsin demek gerçekçi bir yaklaşım değil. Önce bir çözüme gidebilmemiz için gerçekçi olmamız lazım. Türkiye'nin gerçekleri ve bölgenin gerçeklerini çok iyi bilmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Ben bu fırsatı değerlendirerek tekrar bu arabuluculuk çabalarımız için iletilen teşekkürleri tekrar değerlendirmek istiyorum. Gerçekten burada Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde bir yol ayrımındayız. Ve dönem başkanlığımızı değerlendirerek bir katkı sağlamak istiyoruz Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gelecekte de yapıcı bir diyalog olması için. Türkiye stratejik bir partner, NATO müttefiği olarak çok büyük bir öneme sahip. Türkiye
Avrupa ile Irak, İran arasında Türkiye var. Terör konusunda da bir partner. Bu nedenle biz Türkiye ile yapıcı bir diyalog istiyoruz. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler hiçbir şekilde istenilen ve beklediğimiz düzeyde değil. Şu anda bu diyaloğu ilerletmek için ve bizim beklentimizi karşılayacak bir seviyeye getirmek için şu anda halletmemiz gereken bir sorun var ve bu sorun boyutları açısından daha önce değindiğim stratejik konuların önemine sahip değil. Bu mümkün olmalı ve bunun için her iki tarafta yapabileceği şeyler var. Atina'da da oradaki görüşleri dinliyorum. Tabii ki buradaki duyduklarımdan çok farklı şeyler. Biz ara bulucu olarak bu gerginlikte dönem başkanlığımızı değerlendirmek istiyoruz. Fakat bunun içinde başarı perspektifi olmalı. Çünkü sadece meşgul olmak için yapmıyoruz bunu ve dönem başkanlığımız süresince yani yıl sonuna kadar bu ilişkilerin Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin nasıl devam edeceği ortaya çıkacak. Biz bu görevi üstlendik ve bunun yapıcı bir ilişki olması gerektiğine inanan herkes elbette katkı sağlayabilir ve Türkiye'nin de katkısını sağlamasını arzu ediyoruz elbette. Hayko Masa, teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye-AB ilişkilerin gelişmesini biz de isteriz. Esasen bunu Almanya dönem başkanlığında başarabilirsek başarırız. Aksi takdirde çok da fazla umutlu değilim. Ama her şartta Almanya dönem başkanlığı olsun olmasın, Rum kesiminin ve Yunanistan'ın rehin aldığı ilişkilerin daha da ilerlemesi de mümkün gözükmüyor. Burada da gerçekçi olmamız lazım. Yani bu esaretten kurtulmamız lazım. Yani burada Yunanistan'ın belirlediği şartlarla Türkiye'ye bunu yaparsanız böyle olur, bunu yapmazsanız böyle olur demek doğru bir yaklaşım değil. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada yol ayrımı derken bunu kastediyorsanız, yani Yunanistan'ın bu tür dayatmalarını ve ön koşullarını ve tüm haklarımızdan vazgeçmemizi talep etmelerini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Yani burada ilişkiler düzelecekse gerçekçi zeminde ve adaletli bir şekilde ilerlemesi lazım. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Teşekkür ediyorum. Sorum Sayın Bakanımıza. Türkiye'nin uzun süren çabaları sonuç verdi ve Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Bu keşfin Türkiye'nin özellikle AB ve AB ülkeleriyle ilişkilerinde olumlu etki yaratacağını düşünüyor musunuz? Ve bu doğalgaz keşfini de ayrı olarak değerlendirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu bir başlangıç ve bugüne kadar keşfettiğimiz en büyük rezerv. Esasen dün Enerji Bakanımız da kabinede bir sunum yaptı. İyi bir başlangıç, küçümsenmeyecek bir başlangıç. Ve de bu bölgede, yani aynı bölgede ya da aynı kuyuların, şu anda açılacak olan kuyuların yanında ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var. Buna yönelik çalışmalarımızı tabii ki sürdüreceğiz. Ama bu haliyle bile bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da açıklamalarını okudum. Her şeyden önce bugüne kadarki en büyük keşfimiz. O bir gerçek. Ama 2010'dan bu yana Norveç'in keşfettiği rezervlerin toplamından daha büyük. Ve Türkiye tabii bu Sakarya gaz sahası bu keşifle beraber dev sahalar sınıfına dünyada girdi. Bu da önemli. Ve burada ekonomik geliriyle ilgili, değeriyle ilgili 80 milyar gibi bir rakam açıkladılar. Tabii onların değerlendirmesi bu. Bizim arkadaşlarımız da değerlendirme çalışmalarını yapıyorlar. Ve yılda da ilk başlangıçta 10-15 milyar metreküp gazın buradan çıkarılacağını da söylüyorlar. Tabii Türkiye enerjide ithal eden bir ülke.
bugün enerji kaynaklarımızın yani doğalgaz ve petrol ihtiyacımızın çok büyük bir bölümünü ithal eden bir ülkeyiz. Bununla beraber ihtiyacımızın başlangıçta böyle %30 gibi bir miktarı karşılamış olacağız. Ama Türkiye aynı zamanda bir transit ülke. Yani bir hub. Kafkasya'dan gelen boru hatları, işte Türk Akımı 2 Avrupa'yı hedefliyor. TANAP, TAP olarak Avrupa'ya geçiyor. Bağlantılar yapıldı. Dolayısıyla biz bir taraftan kendi ihtiyacımızı karşılarken bir hub olarak da ihtiyaç olduğumuz zaman bunlardan kullanacağız. İhtiyaç fazlasını da nasıl elektrikli olduğu gibi dünyaya da özellikle Avrupa'ya da ihraç edeceğiz. Esasen Doğu Akdeniz'de de yani biraz önce söylediğim o ülke ve Rum yönetimi aklı selim bir şekilde düşünseler buradaki keşfedilecek hidrokarbon zenginliklerinin uluslararası piyasalara iletme yolu güzergahı Türkiye'dir. Başka da alternatif yok. Yani diğerleri siyasi şeylerdir, projelerdir. Bunların fizibil olmadığını Yunanistan ve Rum kesimi de bizlerle böyle dostane görüştüğümüzde de söylüyorlar. O yüzden esasen burada bu hakça paylaşım olsa tek taraflı dayatmalar yerine o zaman herkesin yararını olacak, dünyanın da faydasını olacak. Biz değişik projelerle Avrupa'daki dostlarımıza da enerji kaynaklarının ulaştırılmasından mutluluk duyuyoruz. Ve bu rolümüzü de giderek arttırarak devam edeceğiz. Yine Irak'tan gelen biliyorsunuz enerji kaynakları, İran'dan gelen, Azerbaycan'dan gelen, Rusya'dan gelen. Şimdi kendi kaynaklarımız hepsini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Çavuşoğlu, öncelikle size bir soru yöneltmek istiyorum. Biraz önce iyi niyet jesti beklediğinizi söylediniz Yunanistan'dan. Ne tür bir jest mesela somut olarak? Örneğin Mısır'la olan anlaşmayı mı iptal etmeleri Türkiye bu diyaloğun başlatılması için ne tür bir jest gösterebilir? Örneğin bunun için Oruç Reis'i geri çeker mi 27 Ağustos'tan itibaren? Bir de Sayın Mas'a sorum. İki basın toplantısına baktığınızda pek uzlaşma niyeti görmedik. İki tarafta da suçlamalar gördük daha ziyade. Ve bu diyaloğun yakın zamanda olabileceğini düşünüyor musunuz? Ve şimdi gerginliğin azaltılması için görünür sinyallere ihtiyacımız var dediniz. Ne tür beklentileriniz var? Wir machen uns keine Illusionen darüber, dass die Situation eine sehr schwierige ist. Yani durum zor ve bu durumu çözmek de çok kolay değil. Fakat iki tarafta da hem Atina'da hem Ankara'da hep tek yolun bir diyaloğu başlatmak olduğu söylendi. Farklı görüşlerin masaya yatırıldığı. Kimse burada bir askeri bir çözüm beklemiyor. Bu akılsızlık olur. Bu diplomasiyle çözülecek. Zor olabilir, ağır ilerleyebilir. Fakat niyet var, diyalog niyeti var. Bunun koşullarını hazırlamalıyız. Avrupa Birliği içinde bunun siyasi koşulları da hazırlanmalı. Ve doğrudan Yunanistan ile Türkiye arasında bunu konuşulması gerekiyor. İki tarafta ön koşulun olmamasını istiyor. Aslında gerekli koşullar bunlar bir araya gelmek için. Biz desteklemeye devam edeceğiz bu süreci. Çünkü Avrupa Birliği içindeki Türkiye ile olan diyaloğu da yapıcı bir temele oturtmak istiyoruz. Dönem başkanı olarak da dönem başkanlığımızı da değerlendireceğiz. Tabii ki iki taraftan da beklentimiz var katkıda bulunması için, sonuca yönelik bir diyalog başlatmaları için yakın gelecekte. Teşekkür ediyorum. Tabii. Şu anda diyaloğun başlayabilmesi için beklenti açık net.
Türkiye tüm faaliyetlerini durdurması gerekiyor. Peki Türkiye bu geçici süreliğine CES yaptığı zaman bile Yunanistan faaliyetlerini durdurdu mu? Hayır, durdurmadı. Yani Türkiye faaliyetlerini durdursun ama Yunanistan kendi tezlerini savunmaya devam etsin, iddialarını güçlendirmek için Mısır'la anlaşma yapsın, meclisinden onaylasın, aynı şekilde Sevilla haritasının geçerli olduğu dayatmasını devam ettirsin ki böyle bir geçerlilik yok. Meis Adası'na biraz önce anlattım, 40 bin kilometre karelik münhasır ekonomik bölge ya da kıta asanlığı talebini sürdürsün ve tüm biz durduracağız tüm faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı ama Yunanistan kendi konumunu güçlendirmek için her şeyi yapmaya devam edecek. Aynı şekilde Rum kesimi de tek taraflı Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti altına almadan, yani hakça paylaşım mekanizması oluşturulmadan tek taraflı faaliyetlerine devam etsin ama Türkiye durdursun. İşte bizim, yani siz de söylediniz, sizin yani beklentiniz ne? Biz de diyoruz ki tüm biraz önce söylediğim olumsuz adımların tamamen durdurulması lazım. Sevilla haritası gibi bir haritanın tamamen yok olduğunu Yunanistan'ın kabul etmesi gerekiyor. Bunu kabul etmediği sürece Yunanistan'ın olumlu hakça paylaşım için olumlu bir adım atması mümkün değil. Gerçekçi olalım. Ya mevcut hükümet veya bir sonraki hükümet yapmak istese bile Yunanistan kamuoyu bunu kabul etmez. Onlar bizim kadar, yani kamuoyu baskısı bakımından bizim kadar rahat değil. Bizim özgüvenimiz var. Bizim komplekslerimiz yok. Korkumuz da yok. Aşağılık kompleksimiz de yok. Dolayısıyla kıskançlığımız da yok. Ama bir ortada bir hak varsa bu hakça paylaşılması lazım diyoruz. Ve tüm ülkelerle birlikte oturup hakça paylaşım için müzakereye başlamayı da kabul etmesi lazım. Biz yani ön koşulsuz olarak şartlar oluştuğu zaman, Cumhurbaşkanımız hep bunu söylüyor, görüşmelere varız. Ama bir taraf ön koşul ortaya koymaya başlayınca benim de ön koşul olarak koyacağım çok şey var. Biraz önce bazılarını saydım ama buna ilave daha da ekleyebilirim. Bunları zaten Hayko Mas'la da konuştuk ama önemli olan şimdi bir istikşafi görüşme ya da herhangi bir görüşme, siyasi istişareler veya askerler arasındaki güven arttırıcı önlemler toplantılarının olabilmesi için, yani siz her şeyden vazgeçin öyle yapalım anlayışı doğru değil, gerçekçi değil, kabul etmemiz de mümkün değil. O zaman bizim de ortaya atacağımız önemli ön şartlar var, koşullar var. Dolayısıyla tıkanıklık da devam eder ama her şeyden önce Yunanistan bu maksimalist yaklaşımından vazgeçmesi lazım. Maksimalist yaklaşımdan vazgeçtiği zaman biraz önce benim atmaları gereken adımlar konusunda söylediğim her şey zaten o süreç içinde hallolur. Teşekkür ediyorum. Thank you. Thank you.